Türk yurdu yapan kaynak. O kaynak, o kaynak neşetleri çıkaran kaynak işte geliyor. Bir merhaba de, herkes seni bekliyor. Merhaba. Daha sonra sahneye çıkan türkü atası Neşet Ertaş, Kırşehirlilere unutulmaz bir konser verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu Kırşehir'de şenlik öncesi ünlü halk ozanı Muharrem Ertaş'ın anıtının açılışına katıldı. Mumcu burada Türkiye'yi ve insanları sevmeyi Neşet Ertaş'tan öğrendiklerini belirterek halk ozanlarına gereken değerin verilmesi gerektiğini söyledi. Muharrem Ertaş'ın oğlu Neşet Ertaş da abdal geleneğinin unutulmaya yüz tuttuğunu vurgulayarak kültür kaynaklarının yeniden canlandırılması gerektiğini kaydetti. Daha sonra Muharrem ve Neşet Ertaş'ın heykellerinin yer aldığı anıt, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu ile Neşet Ertaş tarafından açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu daha sonra Muharrem Ertaş Ustalar Şöleni ve Neşet Ertaş konserine katıldı. Başlattığımız şey herhangi bir şölen, herhangi bir şenlik değil. Burada bir pınar var, burada bir kaynak var. Anadolu'nun kalbi olan Kırşehir'de Anadolu'nun kalbi gibi saf, temiz, berrak, yiğit olan Kırşehir'de bir pınar var, bir kaynak. O kaynak Türkiye'yi Türk yurdu yapan kaynak. O kaynak, o kaynak neşetleri çıkaran kaynak işte geliyor. Bir merhaba de, herkes seni bekliyor. Merhaba. Daha sonra sahneye çıkan türkü atası Neşet Ertaş, Kırşehirlilere unutulmaz bir konser verdi.